Direkt menajerimi aradım. Çok farklı bir hikaye, çok farklı bir iş dedim. Aksiyon kısmı hep Emre'deydi. İşte atın üstünde beni taşıdığı anlar, işte deredeyken o akıntının içinde beni kıyıya çıkardığı anlar. Böyle küçük küçük şeyler, o kadar çok yaşadığım şeyler vardı ki o yüzden çok rahat ilselleştirdim aslında. Bilmeyen arkadaşların işleri daha zor açıkçası. Ben bile hani iyi bildiğim halde zorlanıyorum çünkü. Dağ taş evet ama bunun zorluğu var. Dizinin ruhuyum, içindeyim. Başlayayım mı? Başla. Herkese selamlar. Bugün diziler.com'la beraberiz. Sizden gelen soruları birlikte cevaplayacağız. Aslında dönem, önceki işlerimde iki tane dönem işi yaptım ben. Ama çok daha eskiydi tarihleri. Bu yakın dönemdi. Yani ben bu işin senaryosunu okuduğum sırada görüştüğüm başka işler de vardı açıkçası. Çok da büyük projeler de vardı ama bunu okuduğumda direkt menajerimi aradım. Ahmet, ben görüşmek istiyorum. Bu çok farklı bir hikaye, çok farklı bir iş dedim. O eve görüştük. Heyecanımı yönetmenimle, senaristimle de paylaştım. Ve bir anda iki hafta içinde falan anlaştık. Meltem'le tanıştık. Hemen hazırlıklara başladık hızlı bir şekilde. Yaklaşık işte 2,5-3 aydır, belki daha fazla süredir de buradayız. Yani benim için de aynı aslında. Sadece benim dönem deneyimim daha öncesinde yoktu. 70'ler olması aslında, yakın dönem olması da benim için iyiydi ve daha konforlu bir alan oluyordu. Emre ile aynı şekilde aslında, yani senaryo geldiği anda bu inanılmaz bir hikaye. Farklı bir hikaye, farklı bir senaryo. Gerçekten burada olmamız gerekiyordu. Hemen menajerime söyledim ben aynısını. Ben bizim bu işte olmamız gerekiyor. Zaten 2 hafta içinde falan da evet Emre ile anlaştık. Anlaştık. Provalara başladık. Biz Meltem'le de bunu konuşuyoruz, ekiple de konuşuyoruz bazen. Bir kere birbirimize karşı hiç yabancılık çekmedik. Bu zor bir şey, bu zaman alan bir şey. Bizim bunu ilk bölümde yapıyor olmamız bizim için çok güzel oldu yani. Birbirimize karşı rahattık ve güveniyorduk. İşte nehir sahnesini çekerken Meltem'le olan güvenimiz birbirimize, diğer zorlu koşullarda çünkü hava koşulları çok zor. Ve zor oyunlar var, zor duygular var. Yani ben hiç çekinmiyordum. Meltem iyi bir oyuncu bir de. Oyunculuğunu da çok beğeniyorum açıkçası. Bunu da geçenlerde söyledim Meltem'e. İyi bir insan aynı zamanda. O yüzden onunla çalışmaktan mutluyum yani. Benim için de öyle Emre. Benim için ilk günden beri hep çok konforlu bir partner oldu. Tanıştığımız anda da hiç tanıyor gibiydik yani birbirimizi. Evet. Hemen bir arkadaşımı görmüşüm ve sarıldık ettik. Hadi işimize başladık gibi bir durum oldu. Onun dışında yani daha aksiyon sahnelerimizde aslında aksiyon kısmı hep Emre'deydi. İşte atın üstünde beni taşıdığı anlar, işte deredeyken o akıntının içinde beni kıyıya çıkardığı anlar. Böyle zamanlarda da gerçekten karşına güvendiğin biri olması gerekiyor ki hani kendini bırakabil, oyununa odaklanabil ve ben Emre'de hep çok şanslıydım bu konuda. Onun dışında... Meltem bana ekstra bir güveniyordu yani ilginç bir şekilde. Atın üstünde boynuna atıyorum. Atın üstünde ben dört nana da gidiyoruz. Yani Meltem'de hiç korku yok. Ben korkuyorum onu düşüreceğim diye. Çünkü gerçekten şöyle bir şey de var bu arada. O attan ben düşecek olsam Emre beni düşürmez, kendisi düşer. Beni yakalar o sırada. Teşekkür ederim. Bunu çok iyi biliyorum. Bu tarz şeyleri de deneyimledik de zaten. Hani düşmedik ama o noktaya kadar geldik. Ve hep beni kurtarmak için ne kadar çabaladığını çok net bir şekilde gördüm. Öyle. Ayrıca Emre de çok iyi bir oyunu ve çok iyi bir insan. Teşekkür ederim. Yani işte su çok soğuktu. Hava -2'ydi. Su evet çok zordu. Ekip gerekli önlemleri aldı bir şekilde. Hipotermi için bir korku vardı açıkçası. Hani bir tansiyon falan da düştü açıkçası sonlara doğru, bir ne oluyor da oldu yani. Ama ekibin şeyini görüyorum ben. AFAD geldi, ambulanslar hazırdı. Bizim için her şey yapılmıştı. Ve o sahnenin de çekilmesi gerekiyordu. Yönetmenimiz daha biz anlaştığımız gün bana o sahneyi çekeceğini, psikolojik olarak kendinizi hazırlayın dedi. Hazır da geldik açıkçası o yüzden. Kazasız belasız atlattık yani ama zorlandık. Evet, çok zorlandık. Yani şöyle, ben çocukluğum köylerde çok geçti benim. Malatyalıyım ben. Doğma büyüme oralıyım. 10 yaşında İstanbul'a geldim. O yüzden köy hayatını iyi biliyorum. Yani senaryo okurken mesela şey yazıyor, işte çerçi gelir. Çerçi mesela çok kişi bilmez ama ben çerçide yani bir 2-3 saat gittim çocukluğuma. Annemi falan aradım yani. Anne böyle böyle bir şey okudum, oralara gittim. Çerçi böyle gelir haftada bir köye. Çikolata falan satar. Sen gidersin cebine aldığın işte zor zor bulduğun parayla orada bir çikolata falan almaya çalışırsın. Böyle küçük küçük şeyler, o kadar çok yaşadığım şeyler vardı ki o yüzden çok rahat içselleştirdim aslında. Aslında şöyle, biz buraya gelmeden önce bir 2 aylık falan bizim prova süreçlerimiz oldu. Oyuncu koçumuzla işte hep birlikte çalıştık. Emre ile ben ayrı ayrı oyuncu koçumuzla çalıştık. Çok içselleştirmesi zor bir karakter olmadı Sultan benim için. Aslında Sultan zor bir karakter bu arada. Ama bir şekilde okuduğum ilk andan beri biz çok yakındık onunla. Tanıdığım bir hikayeydi, bildiğim bir hikayeydi. Yani içimde olan birisiydi zaten. Ve aslında şu an olduğumuz dönemde de bu kadar güçlü bir kadını canlandırmak bana açıkçası çok onur veren bir şey. Çünkü kadın gücü artık günümüzde biraz daha hafife alınan
bir durum olduğu için bugün Celal Ağa'nın da dediği gibi mesela Osman Ağa'nın çocuğu doğuyor ve diyor ki erkekse öldürün, kızsa okey yani kısa kalsın gibi bir yerde, ama yıllar sonra o kız gelip, o kadın gelip onun başına bütün bunları açıyor. Yani aslında kadın deyip hafife almamak lazım gibi bir durum çıkıyor ortaya. Güçlü bir karakter de var çünkü. Evet, evet ve o güçten de çok güç alıyorum açıkçası. En yorgun olduğum zamanlarda bile o sahneleri oynadığımda kendime geldiğimi çok hissediyorum. Önceki işlerimden hazırdım. İki tane dönem işi yaptım demiştim. Oralardan hazırdım açıkçası. O yüzden bir ekstra almadım ama diğer oyuncular, Meltem falan hepsi ders aldılar evet. Bir şekilde. Devam da ediyoruz hala. Ders almaya. Evet. Buradaki atlar biraz farklı. Biraz farklılar. Yani çünkü yürüyüş atları, turist gezdirmek için sistemi var sadece atların ve buna alışıklar. O yüzden set ortamını, kalabalığı kameraya görünce bir ekstra huzursuz oluyorlar. Onlarla bir de mücadele etmek zorunda kalıyorsun. O yüzden bilmeyen arkadaşların işleri daha zor açıkçası. Ben bile hani iyi bildiğim halde zorlanıyorum çünkü. Aslında buraya gelirken böyle bir kaosun, İstanbul'un kaosundan uzaklaşacak olmamız biraz şey yaptı, beni mutlu etti yani. Hani dağ taş evet ama bunun zorluğu var, ama işte hava temiz, korna sesleri yok falan, biraz daha rahat olacağız dedik. Öyle de aslında ama ya mekanlarımız çok uzak birbirinden. Yani sürekli Kayseri'ye gidiyoruz, Niğde'ye, Nevşehir'e. Günde bazen 5 saat yolculuk yaptığım oluyor benim. Biraz o mesafeler biraz yorucu oluyor. Onun haricinde çekim yerlerimiz, yaşadığımız koşullar, atmosfer çok güzel. Havanın soğuk olması haricinde. O da herhalde bir aya falan bitecek. Emre niye dün sıcak diye ağlıyordum ben? Sen dün çok gece... Sıcaktı. Bir gece. Oh. Gece. Gündüzle gece arasında inanılmaz fark var. Gündüz 15-20 sıcak derece oynuyor. Gündüz çok sıcak diye kaldırıyoruz. Gece de Emre'ye sette gidip şey diyorum. Emre ayaklarım acımaya başladı. Aynen. Hani acıyorsun. Ben de ben ne yapabilirim diyorum. Yani hani bana ayağım acıdı diyor. Okey tamam. Yani. Pardon. Evet. Ben genelde çıkıyorum, otele gidiyorum. Otelden buraya geliyorum açıkçası. Evet. Haftada bir falan belki bir yemek yemeye çıkıyorum, dışarı çıkıyorum. Çok vakit ayıramıyorum dışarıda yani kendime. İşte zaman bulursak İstanbul'a gitmeye çalışıyorum ailemi görmek için. Yani ben İstanbul'a geldiğimden beri iki kere gittim zaten. Biri gala için gittim. Bir de ilk geldiğim zaman gittim. Çok aramıyorum ben İstanbul'u. Burada mutluyum açıkçası. Repo günlerimde bazen son zaman başladığım bir hobim var. Seramik yapmaya gidiyorum. Partnerime bardak yapıyorum. Partnerime hediyeler yapıyorum küçük. Onun dışında zaten evet ya otel ve set arasında oluyor genelde hayatımız. Zaten ben yalnızlığı seven birisiyim. Hani İstanbul'da da çok kalabalık bir yerde oturmuyorum falan. İstanbul'a gidip sadece her zaman yaptığım şeyleri yapmak istiyorum. Şu an çok masum istekler biliyorum. Hani çok gezmek, tozmak, arkadaşlarımla vakit geçirmekten ziyade kendimle kalmak biraz istiyorum. Hiç beceremediğim şeyler bunlar. Üç kelimeyle bir diziyi anlatamam ki ben yani. Bu dizinin ruhuyum. İçindeyim. Ben üç kelimeyle mesela anlatacağımı düşünmüyorum. Anlatırsın ya. Hmm, anlatır mıyım bilmiyorum. Anlatan kelime bulursun. Arıyorum. Şimdi benim de anlatmam gerekiyor bunu. Aşk bir kere çok 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 büyük aşklar var bu işte. Destansı aşklar var. Birincisi bu olsun. Özlem. Çok özlem var. Ailelerin evet. Çocuklarına olan özlemi. Kavuşamamanın verdiği özlem var. Üçüncüsünü de sen söyle Mert. Kin bence kesinlikle. Kin de çok var. Nefret de var. Çok 1970'lerde geçiyor hikaye çünkü. Çok sert bir toprak hikayesi. Ağaların birbirine düşmanlıkları çok fazla. O yüzden kin bizim hikayemizde evet çok fazla var. Yani durumuna göre değişebilecek bir cümle aslında. Bu topraklar ve bu coğrafya için geçerli ama evet. Duruma göre de çok değişen bir şey. Bazen de sadece güzellik olur çünkü. Katılıyorum Meltem'e. Peki çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoş geldiniz tekrardan. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Hoşça kalın. Bay bay.